Herkese merhaba. Nefis Tatar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün sadece 10 dakikada yapılabilen harika bir çörek tarifi hazırladım. Denedikten sonra sizlerin de çok beğeneceğinize eminim. Önemli püf noktaları var. Hepsini sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Yoğurma kasesinin içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su ve 1 paket kabartma tozu ilave ettim. Kabartma tozu aktifleşene kadar birkaç saniye boyunca karıştırdım. Ardından üzerine 4 su bardağı unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Yine bu sırada üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile karıştırıyorum. Yine ardından elimle yoğurmaya devam edeceğim. Lütfen unu kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Evet artık elimle yoğurmaya devam edeceğim. Ortalama 4-5 dakika boyunca hamuru yoğuruyorum. Çok uzun süre yoğurmalıyız. Mayasız bir hamur olduğu için özleşmesi gerekiyor. Hamurun tamamen elimizi ve yoğurma kabını bırakması gerekiyor. Kıvamını da sizler kolaylıkla anlayabilirsiniz. İşte tam da bu sırada sizlere göstermek istiyorum. Sizlerin de gördüğü gibi hamuru havalandırdıkça hamurun tabanında hiçbir şekilde yapışma özelliği kalmıyor. Bu da hamuru çok güzel bir şekilde yoğurduğumuz anlamına geliyor. Elimi temizledikten sonra tekrardan masanın üzerine bir miktar un serpeceğim. Hamuru masanın üzerinde toparlamaya devam edeceğim. Toparlama esnasında çok az miktarda undan yardım aldım. Tam da burada hamurun kıvamını çok güzel bir şekilde anlamış olacağız. Hamurun kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Bu da çöreğimizin çok lezzetli kat kat tel tel olacağı anlamına geliyor. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Hamuru tekrardan yoğurma kasesinin içerisine alıyorum. Üzerini poşetle kapatıp 5 dakika boyunca dinlendireceğim. Hamura işlem uyguladığımız için mutlaka dinlendirmemiz gerekiyor. Bu esnada ara katına sürmek için 50 gram tereyağını erittim. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Karıştırdıktan sonra bir köşeye kaldırdım. 5 dakika boyunca hamur dinlendi. Çok güzel bir şekilde yumuşadı ve kıvama geldi. Yine masanın üzerine çok az miktarda un serpiştireceğim. Hamuru toparladıktan sonra beklemeden açma işlemine geçiyorum. Tek bir bezeden kat kat tel tel ayrılan şahane bir çörek hazırladım. İçerisine lor peyniri kullandım. Sizler dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. İsterseniz sadesini isterseniz patateslisini de yapabilirsiniz. Bezeyi açabildiğim büyüklükte açacağım. Burada bol miktarda undan yardım aldım masaya yapışmaması için. Şöyle hafiften parmak uçlarımla düzgünleştirdikten sonra merdane yardımı ile her tarafını eşit olacak şekilde büyütüyorum. Bu arada açma işleminde dilerseniz oklava da kullanabilirsiniz. Hamurun kıvamı çok yumuşak olduğu için saniyeler içerisinde büyüyecektir. Bezeyi büyütebildiğim kadar büyüttüm. Hemen ardından üzerine yani her tarafına gelecek şekilde bol miktarda tereyağdan süreceğim. Sizler dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medyada paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi bezenin dört kenarında içe doğru katlıyorum. Her katladığım bölüme bol miktarda tereyağı sürüyorum. Ani misafirlerime genellikle bu çörekten yapıyorum. Farklı farklı iç harçlarından da kullanıyorum. Hatta çokça yapıp buzluğunuzda da muhafaza edebilirsiniz. Gerçekten şahane bir tarif. Hem hızlı hem de lezzetli. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Açıklamalar kısmına malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Oradan da bulabilirsiniz. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Evet, çöreği hazırladıktan sonra üzerini kapattım ve 5 dakika boyunca daha dinlendirdim. Hemen parmak uçlarımla büyütmeye başladım. Yine burada dilerseniz merdaneden yardım alabilirsiniz ama inanın hiç gerek yok. Yağlı bir beze olduğu için saniyeler içerisinde büyüyecektir. Yine parmak uçlarımla bastırarak bezeyi büyütebildiğim kadar büyüttüm. Her tarafına bol miktarda lor peynirinden serpiştiriyorum dilerseniz beyaz peynir de kullanabilirsiniz hiç fark etmez. Lor peynirini her tarafa yaydıktan sonra üzerine 1-2 yemek kaşığı yine tereyağı serpiştiriyorum. Evet şimdi sıra katlama işleminde yine bezenin iki kenarını içe doğru katlıyorum. Arasına bol miktarda tereyağı sürdükten sonra yine uç kısımlarını üzerine kapatacağım. Yani her katladığım bölmeye bol miktarda tereyağı sürüyorum. Bu sayede çöreğimiz kat kat olmuş olacak. Hamurun yine üzerini kapatacağım ve 10 dakika boyunca daha bekleteceğim. İçerisindeki katı yağın donması gerekiyor. Aksi takdirde açarken güçlük çekebiliriz. Hemen hamuru yağlı kağıdın üzerine aldım. Yine üzerine temiz bir poşetle kapatacağım ve 10 dakika boyunca dinlendirmeye bırakıyorum. Aradan 10 dakika geçti. Hamur çok güzel bir şekilde dinlendi. Parmak uçlarımla büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Ben büyük boy fırın tepsisinin içerisinde yaptım. Bu çöreği küçük boy fırın tepsisinde yaparsanız daha güzel olacaktır. Parmak uçlarımla yine bezeyi büyüttükten sonra kesme kartı ile kıyısını köşesini toparlıyorum. Fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Bir adet yumurta sarısının üzerine 1 yemek kaşığı süt ilave ettim ve güzelce çırptım. Çöreğin üzerine fırça yardımıyla sürüyorum. Beklemeden fırına vereceğim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayar fırında çöreğin altı ve üstü nar gibi kızarana kadar pişirdim. Çok fazla zaman vermek istemiyorum. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Benim fırınımda 35 dakika içerisinde pişti. Çöreği fırından aldıktan sonra 10 dakika boyunca dinlendirdim. İlk sıcağı geçtikten sonra servis için hazırlıyorum. Sizlere de içerisinin ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyorum. Böreğin içerisi kat kat oldu. Tek tek sayabilirsiniz. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık. Gerçekten harika bir tarif. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.